düzen, korku salmak, halkın huzurunu kaçırmak, özellikle bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayindeki geldiği noktayı başarılarına hedef alan terör saldırısı. Fakat şunu açık ve net ifade etmek istedim. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da terörler ve bunların arkasında bunları bir araç olarak kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar. Savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi de daha da arttıracaktır. Birlik, beraberlik içinde, milli birlik içinde bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı mücadelemizi, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunun da bilinmesini özellikle buradan arzu ediyoruz, ifade ediyoruz. Bir daha böyle hadiseler yaşanmamasını elbette temenni ediyoruz. Ben tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum ve bu süreçte görev yapan, fedakarca çalışan tüm kamu görevlilerine şükranlarımı sunuyorum. Şimdi müsaadenizle Sağlık Bakanımıza söz verelim. Yaralılarımızla ilgili özellikle kamuoyunu bilgilendirmesinde fayda var. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, ortaya alabilir miyiz? Buyurun. Şöyle buyurun. Bugün ülkemizde yaşanan terörü ve dünyadaki bütün terörü lanetliyorum. Ülkemiz hem huzur hem terör konusundaki bugün yaşadığı acıyı bir daha yaşamasın. İnsanlar gerçekten sabır diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum şehitlerimize. 5 tane şehidimiz var Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi. 22 yaralımız var. Bu yaralılarımızdan 3 tanesini taburcu ettik. Bir tanesinin durumu kritik. Diğerleri genel durumları iyi. İnşallah onları da şifayla taburcu edeceğiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Acılı ailelere sabır diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Ben terörü destekleyenleri lanetliyorum. Bir daha böyle acıları ülkemiz görmesin diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Aile Bakanımız buyurun. Öncelikle bu menfur saldırıyı gerçekleşen bütün terör örgütlerini lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımızla beraber yaralılarımızı ziyaret ettik. Durumları, bu hastanemizde 6 yaralımız var. Durumları gayet iyi. Yani toparlıyorlar hızlıca. Moralleri yüksek. Öncelikle bu menfur saldırıları gerçekleştirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aile Bakanlığı olarak ilk andan itibaren psikososyal destek ekiplerimiz hem şehit yakınlarımıza hem de yaralılarımıza, ayrıca bu patlamadan etkilenen bütün vatandaşlarımıza destek olmak için sahadalar. Bizler her türlü bir kez daha bütün vatandaşlarımıza, milletimizin başı sağ olsun, bütün vatandaşlarımıza da tekrar geçmiş olsun. Terör örgütleri asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Biz teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız. Değerli basın mensupları, öncelikle ben de Cumhurbaşkanı yardımcımız ve Cumhurbaşkanı vekilimizin ve arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi bize bu menfur saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünü, onların destekçilerini lanetliyoruz. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacaklar. Bunu ifade etmek istiyorum. Ve değerli arkadaşlarım, 5 şehidimiz, mekanları cennet olsun. Tüm sevenleri, aileleri başsağlığı diliyorum her birine. Az milletimizin başsağlığı olsun diyorum.
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Duamız, kalben duamız onlarla. Ve şunu ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve emniyet birimlerimize, her birine yürekten teşekkür ediyorum. 22 yaralımızdan biliyorsunuz 7 arkadaşımız özel harekattan, her biri gayet iyi durumda. Onlar da diğer yaralılar gibi buradan yüz akıyla, sağlık, sıhhat, afiyetle ailelerine, teşkilatlarına, sevenlerine inşallah kavuşacaklar. Buna inanıyoruz. Ve Cumhuriyet Başsavcımız, Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve 8 arkadaşı şu anda eylemi gerçekleştirdikleri yerlerde soruşturma ve oradaki bütün bilgi, done, onlarla ilgili çalışmalarını büyük bir titizlikle yapıyorlar. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bu olayın açıklığa kavuşturulması için ayaktadır. Ve şunu da ifade etmek istiyorum ki değerli arkadaşlar, buraya gelmeden Bilkent'teki yapmış olduğumuz açıklamadaki gibi biz bir kadın ve bir erkek teröristin kimliklerini belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Tamamlanır tamamlanmaz bunu sizlerle açıklayacağız. Ama daha önceki basın açıklamamızda da olduğu gibi tekraren ifade etmek isterim ki ilk andan itibaren güvenlik birimlerimizin, istihbarat birimlerimizin görüşmeleri ve buradan elde etmiş olduğu daha önceki bu tür eylemlerle kıyaslandığı zaman PKK terör örgütü olduğuyla ilgili kuvvetli kanaat bizde hasıl. Ama dediğim gibi netleşmesi, kimlik tespitleri bittikten sonra bunu da sizlerle beraber kamuoyuna, aziz milletimize açıklayacağız. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralarımıza Rabbim acil şifalar versin. Biz terörle mücadelemizde azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Milli ve yerli sanayimiz dünyanın göz bebeği, herkesin imrendiği ve bugünlerde biliyorsunuz Saha Expo fuarı var. Dünyaya namzet bir fuar. Bu fuarın büyük bir katılımla, yerli ve yabancı ziyaret akınına uğradığı bir ortamda biz savunma sanayimizi yerli ve milli yapmayla ilgili kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan, duraksamadan devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın diyor. Ekranları başında bizi izleyen bütün kıymetli vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Evet, değerli arkadaşlar, son olarak ben de şunu ifade etmek isterim. Bu tür hadiselerde kamuoyu elbette bilgilenmek istiyor ve basın mensupları da görevlerini yapmaya çalışıyorlar, medya mensupları. Ancak bu konularda spekülatif haberlere hiçbir şekilde itibar edilmemeli. Yetkili kişiler ve kurumlar tarafından yapılan açıklamalarla kamuoyu sağlıklı bir şekilde bilgilendirilmelidir. Bakanlarımız, kurumlarımız bilgiler olgunlaştıkça sağlıklı bir şekilde sizleri ve sizler aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerdir. Ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Gelişmelerle ilgili dediğim gibi bilgiler sizlerle en şeffaf düzenli aracılıklarla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır diliyorum. Tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli arkadaşlar, bu tür hadiselerden sonra tabii ki en acil yapılması gereken işler var. Onlar yapılıyor. Kamu görevlilerimiz gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Daha geniş anlamda bu hususların analizi, değerlendirmeleri şüphesiz ilgili kurumlarımız tarafından yapılacaktır. Ama şu anda onları konuşacağımız bir ortam değil. Şu anda yaralılarımızı bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Birçok hastanemizde şu anda yaralılarımız var. İlk andan itibaren birçok araçla, gereçle, personelle bu müdahaleler hızla yapıldı. Diğer taraftan şehitlerimiz var, şehit yakınlarımız var. Onlarla hem Aile Bakanlığımız hem ilgili kurumlarımız ilgileniyorlar. Diğer acil yapılması gereken işleri, soruşturmaları zaten adli makamlarımız gerçekleştiriyor. Ama çok daha teferruatlı bir şekilde elbette bu analizler önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hani bunların
polis mi, asker mi, güvenlik görevlisi mi? Değil. Değil. Bir taksi şoförü kardeşimiz var, şehit olan. Diğerleri TUSAŞ görevlileri. Bir onlarla ilgili de sizlere isimleri kamuoyuna birazdan paylaşılacak. Polisimizden bildiğim kadarıyla şehit yok. Yaralılarımız var. 7 polisimiz yaralı ama durumları Sayın Bakanımız daha önce ifade etti. Durumları iyi çok şükür. Tedbir amaçlı büyük bir kısmı hastanelerimizde tutuluyor. Ne olur ne olmaz diye müşahede altında tutuluyorlar. Bir ağır yaralımız var. Onun dışındakiler büyük oranda daha hafif yaralarla hastanelerimize gelmiş durumdalar. Ama ne olur ne olmaz diye tedbir amaçlı müşahede altında tutulanlar var. Bu kardeşlerimiz de sağlık personelimiz emin olduğunda taburcu edileceklerdir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz.